Denklemine göre sabit hacimli bir kapta bir miktar x katısı, katıların denge değeri yoktu ve y ile başlatılan tepkime t anında dengeye ulaşıyor. Denge ulaşma süreci ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur? Bir kere başlangıçta x ve y ile başlayıp x 2 2'nin olmadığını söylediğine göre dengede hepsi bulunmalı. Demek ki denge ulaşana kadar ileri yönlü reaksiyon daha hızlı gerçekleşecek. Başlangıçta geri bir reaksiyon yok ama zamanla x ve y parçalandıkça ilk x y 2'ler oluşmaya başladıkça geri yönlü reaksiyon da başlayacak. O halde şunu diyebilirim, x'in mol sayısı zamanla azalacak. Mol sayısı dediği için dikkat alıyorum. Derişim dese, derişim değişmeyecekti çünkü o bir katıydı. Dolayısıyla bu doğru. Peki y'nin derişimi, y'nin derişimi bizim için şu: katsayısı 2, yani zamanla 2m kadar azalsın ve dengeye ulaştığında bitmemiş olsun. Dolayısıyla olabilir, doğru. X2'nin derişimi sıfırdan başlamalıydı çünkü kapta başlangıçta yoktu. Şöyle yapsaydık, sıfırdan başlayıp, m'e kadar ulaşsaydı bu doğru olurdu. Ama bu haliyle doğru değil. O halde cevabımız C seçeneği. Şekildeki sabit şimdi kapta bulunan bir miktar NO2 ve N2O4 gazları denklemine göre dengeye ulaşana kadar sistemin sıcaklığında artış gözleniyor. Yani aslında şu an dengede değil. Dengeye ulaşana kadar sistemin sıcaklığında artış gözleniyorsa bu şu anlama geliyor. Dengeye ulaşana kadar ortama ısı vermeye devam ediyor. O zaman başlangıçta ısı verdiğine göre ortama ısıyı açığa çıkartması için Girenlere doğru gitmeli. O zaman ben derim ki başlangıçta V geri büyük V ileridir. Yani şu benim ileri yönlü tepkimemse, şu da geri yönlü tepkimemse, reaksiyon geriye doğru daha az hareket etmiş anlamına gelir. Peki hangileri doğrudur? Denge ulaşana kadar molekül sayısı azalır. Denge ulaşana kadar iki molekül harcıyorum yerine bir molekül geliyor doğru. Dengeye ulaşana kadar NO2 derişimi artar. NO2 derişimi tam tersi girenlere doğru gittikçe azalıyor. N2O4 derişimi ise artıyor. Bu yanlış. Başlangıçta ileri yöndeki hız geri yöndeki hızdan büyüktür. Yanlış. Geri yöndeki hız daha büyüktür. O halde doğru cevabımız yalnız 1. Yani A seçeneği. Tepkimesinin T derecelik denge sabiti 1 ve başlangıçtaki molleri A mol, B mol, C mol ve D mol diye verilmiş. Başlangıç derken herhangi bir andaki ve sistem dengede mi değil mi bu koşulda bilmiyorum. Hacimde 1 litre. Normalde Kc 1 ve ben Kc'yi şöyle hesaplarım. Z'nin derişimi t'nin derişimi bölü a'nın derişimi b'nin derişimi. Ama eğer dengede ise bu değer 1'e eşit olmalı. Ama dengede mi değil mi bilmiyorum. Hatta biz buna dengede olup olmadığını bilmediğimiz için denge kesri qc diyebiliriz. Biz ona denge kesri diyoruz. Herhangi bir sistem dengede mi değil mi anlamak için kullandığımız değer. Eğer bu değer 1 ise kc de zaten 1'di. Sistem dengededir. Bu değerin 1 olması CD çarpımının AB çarpımına eşit olması demek. Dolayısıyla bu doğru. Peki bir daha yazalım. CD bölü AB. A eşit C ve D büyük B A eşit C ise bu oranlar götürür. D B'den daha büyük bir değerse bu ikisinin oranı 1'den büyük gelir. Halbuki KC değerimiz 1'di. O halde bu değerin azalması lazım. Yani D değerinin azalması, B değerinin artması lazım. Yani D dediğimiz T'nin derişiminin azalması, B dediğimiz Y'nin derişiminin artması lazım. Demek ki böyle bir durumda tepkime girenlerle yine hareket eder. Burada da zaten bu ifade edilmiş, bu doğru. İleri hız, geri hız sabitine eşittir. Yani K ileri, geri hız sabitine, K geriye eşittir. K ileri, K geri değerini şöyle de bulabiliyorduk. Kc denge sabiti eşittir, K ileri bölü K geriydi. Peki KC'miz kaçtı hocam soruda? 1'di. E KC 1'e eşit olduğuna göre K ileri K geriye eşittir. Bu doğru. Peki D seçeneğinde CD çarpımı ile AB çarpım arasındaki oran 1. Yani şuradaki koşul büyük ise zamanla Z'nin kısmi basıncı artar. Şimdi eğer böyle ise dengeye gelmek için girenlere doğru gidiyordum. Girenlere doğru gittikçe X, Y, Z, T. O zaman girenlere doğru gittikçe Z'nin kısım basıncı ne olur? Azalır çünkü ona harcıyorum. Burada artar diye ifade ettiği için yanlış. Sistem dengeye ulaşana kadar kaptaki toplam basınç değişmez. Şimdi sistem dengeye ulaşana kadar kaptaki toplam basınç değişmez ifadesi şundan dolayı doğru. Bir katsayı, bir katsayı, bir katsayı, bir katsayı. Giren iki katsayı, ürün iki katsayı. Tepkime girenlere doğru hareket etse 2 harcayıp 2 koyuyorum yerine. Ürünlere doğru hareket etse yine 2 oluşup 2 harcıyorum. Dolayısıyla toplam basınç kapta ne yapmıyor? Değişmiyor. O halde cevabımız D seçeneğidir. Tepkimesinin T derecedeki kısmı basınçlar cinsinden denge sabiti şuraya yazalım. Kp'si 12 imiş. Peki aynı sıcakta sabit hacimli kapta bulunan SO2, O2 ve SO3 gazlarının kısım basınçlarını bize vermiş. Mesela bundan 0.4 mol var. Bundan 1 mol var. Bundan da 1.6 mol var. Bu değerleri kullanarak hesapladığım herhangi bir durumdaki denge kesrini QP ile gösterebilirim. Bu sistemin dengede olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyordu. Eğer QP herhangi bir anda denge sabitiymiş gibi hesapladığın değer senin denge sabitine eşitse sistem dengede. Bundan büyük ya da küçükse ona göre dengeye ulaşana kadar herhangi bir yönde daha hızlı hareket edebiliyor. Ürün bölü giren şeklinde hesaplıyorum. SO3 için kısmi basıncı 1.6'nın karesi. Yani 1.6 çarpı 1.6 bölü SO2'nin kısmı basıncı 0.4'ün karesi yani 0.4 çarpı 0.4 ve O2'nin kısmı basıncı 1. Sadeleştirecek olursam şurası 4. Sadeleştirirsem şurası 4. Aşağısı zaten 1. Demek ki 16 geldi. Halbuki Kp12, QP 12 buldum. Yani bizim şu anki basınç toplamlarımız, basınç çarpım değerlerimiz Qp, Kp'den büyük. O zaman Qp değerini azaltıp Kp ile eşit olduğu zaman sistem dengeye gelecek. Küpenin azalması için ürün bölü giren olduğuna göre ürünün azalması girenin artması lazım. Demek ki tepkime girenler lehine hareket eder. Girenler lehine hareket eder dengeye ulaşana kadar. Sistem dengede değildir bu doğru. Dengede kaptaki toplam basınç 3 atm'den fazladır. Şimdi ilk duruma bir bakalım. 0.4 1 1.4 1.6 daha toplam basınç başlangıçta 3 atm. Şimdi 3 atm'den fazla mıdır? 2 harcıyorum yerine 3 geliyor. Gazın molü arttığı için basınç da artıyor. Yani doğru. Zamanla SO3'ün mol sayısı artar. Çünkü e daha doğrusu yanlış çünkü girenlere doğru gittikçe SO3 harcanıyor. Yani bundan 2n harcasam bundan n kadar oluşuyor. Bundan 2n kadar oluşuyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Reaksiyon girenler yönünde ilerler bunu söylemiştik. Dengedeki O2'nin kısmı basıncı. Şu an 1'di. 1'in üzerine ekliyorum. Dolayısıyla 1'den fazla. Çünkü O2 oluşan tarafta. Reaksiyon girenler tarafında doğru gittikçe O2'nin derişimi dolayısıyla kısım basıncı artıyor. O halde yanlış verilmiş olan C seçeneği. 1 litrelik sabit bir kapta 6 mol 2 ve 4 mol 2'nin T derecedeki tepkimesine ait mol zaman grafiği bize verilmiş. Denge tepkimesinin T derecedeki Kc'sinin de kaç olduğu verilmiş. Ama yukarıdaki sistem dengede mi değil mi bilmiyorum. Grafikten anlayabilir miyim hocam? Bence anlayamam. Neden? T1 zaman diliminde olay bitmiş gibi daha doğrusu durağınlaşmış gibi gözüküyor ama bundan sonra şöyle devam ettirseydim derdim ki derişimler artık değişmiyor, moller değişmiyor, harcanmıyorlar, oluşmuyorlar o zaman sistem dengede. Ama bunu demek için grafiğin devamı bize verilmemiş. Verilmemişse dengede mi değil mi bilmiyoruz. Peki o zaman şu son durum için bir denge kesiri hesaplayalım. Denge kesiri herhangi bir zaman diliminde denge sabitiymiş gibi hesaplanan ürün bölü giren ve katsayıları da kullandığımız bir kesirdi. Bu kesir eğer denge sabitiyle uyumluysa yani denge sabitiyle bu kesir birbiriyle aynı değere sahipse sistem dengede. Değilse beraber konuşacağız şimdi. Peki biz başlangıçta bundan yani daha doğrusu T1 anında bundan ne kadar var N2'den? Ona bakıyorum. N2'den 2 mol. Peki O2'den ne kadar var hocam? 2 mol. NO2'den ne kadar var? 4 mol. Peki bu değerlerle hesapladığım denge kesili nedir? Ürün bölü giren diye hesaplıyorum. NO2 hacimde birlikte olduğu için molaritemizde etkilemiyor. Yani bölü 1 bölü 1. Dolayısıyla mol ile molarite aynı değere sahip. NO2'nin derişimi yani 4. 4'ün karesi. Bölü N2'nin derişimi 2 çarpı O2'nin derişimi 2 ama katsayısı 2 olduğu için karesi. Peki işlem yaparsam buradan değer olarak ne geliyor? 4'lerin biri gidiyor 2. O halde QC değerimiz 2. Halbuki KC değerimiz kaç hocam? KC değerimiz 4. QC, KC'ye eşit mi değil mi? Değil. Hatta QC 2 değerine sahip, KC ise 4 değerine sahip. Demek ki QC, KC'den küçük. Dengede olması için bu iki değer birbirine eşit olmalı. O zaman QC değerini arttırmalı. QC'yi nasıl hesaplıyordum? Ürün bölü giren. Demek ki tepkimi de ürünler artmalı, girenler azalmalı. O zaman denge, ürünler lehine ulaşarak dengeye ulaşabilirim. Tepkime t bir anda dengeye ulaşmıştır, bu yanlış. Tepkime ürünler yönünde ilerleyerek dengeye ulaşır, bu ifade doğru. Dengeye ulaştığında kaptaki toplam mol sayısı 8 molden küçüktür. Ne kadar vardı hocam? 2, 4, 4 ile burası 8. Ürünlere doğru gittikçe, bundan bir harcarsam, eksen. Kat sayısı 2, eksi iken. Kat sayısı 2, artı iken. Yani aslında 3 en harcadığım yerine 2 geldi. Yani gazın mol sayısı 8'den daha da küçük olacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bize yanlışları sorduğu için cevabımız yalnız 1 yani A seçeneği. 2 litrelik sabit hacimli bir kapta 800 gram kalsiyum karbonat katısı bulunmaktadır. Denge sabiti 1 /2 olan tepkimesine göre CaCO3 katısının sabit sıcaklıkta yüzde kaç ayrışırsa sistem dengeye ulaşır diye soruyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu tepkimenin denge sabiti dediğimiz şey KCS'i. Katıyı almayacağım. Katıyı almayacağım. O zaman sadece CO2'ye bağlı. Ürün bölü giren. Yani aslında sadece CO2'nin derişimi. Peki. KCS'i 1 bölü 2 olduğuna göre demek ki CO2'nin molaritesi de 1 bölü 2. CO2 derişimi 1 bölü 2. Peki 2 litrelik kap olduğu için molarite eşittir n bölü v O zaman 1 bölü 2 eşittir n bölü 2'den dengede ben 1 mol CO2 gazı olduğunu söyleyebilirim. Peki bir yazalım tepkimizi. CaCO3 katı almayacağım. CaO katı almayacağım. Onları da belirteyim. CO2 ise gaz. Peki 800 gram CaCO3'tü yüzde kaçının parçalandığını bilmiyorum. Ama 1 mol CO2 oluşuyor. 1 mol CO2 oluştuğuna göre kat sayısı 1, kat sayısı 1, kat sayısı 1. 1 mol CaCO3 harcanıyor olması lazım dengeye ulaşana kadar. 1 mol CaCO3 bakıyorum 100 gram. O halde 100 gram CaCO3 harcamışım. Kaç gram vardı hocam? 800 gram. Diyebilirim ki 800'de 100'ü harcandı. Kimin için konuşuyorum? CaCO3. 100'de kaçı harcanır? İşler dışlar yapıyorum. 8'de biri yani yüzde 12 buçu harcandığında sistem dengeye ulaşıyormuş. Cevabımız da D seçeneğiymiş. Tepkimesinin T derecedeki denge sabiti yani Kc'si 4'tür. Bu bize verilmiş. Aynı sıcakta 1 litrelik kapta 0.6 mol CO, 0.4 mol H2O, 0.8 mol CO2 ve 0.5 mol H2 gazlarının bulunduğu verilmiş. Ama sistem dengede mi değil mi bilinmiyor. Hatta bize dengede mi değil mi diye sorulmuş. O halde bir sistemin dengede olup olmadığını anlamak için denge kesini hesaplamak lazım. Denge kesir o anki verilen değerlerle denge sabit hesaplar gibi hesaplanan değer. Yani Qc'yi hesaplarken de o anki derişimlerle Co2'nin derişimi çarpı H2'nin derişimi Co'nun derişimi çarpı H2 onun derişimi, derişimi, derişimi şeklini yapacağım. Yani ürün bölü giren şeklinde. Qc'yi beraber hesaplayalım. Peki 1 litrelik olduğu için Co'nun derişimi 0.6 mol molar. H2O 0.4 molar. Co2 0.8 molar yazıyorum. Peki H2 0.5 molar onu yazalım. Bölü Co 0.6 idi. H2O da 0,4'tü. Şunları sadeleştiriyorum. Şurası 2. Yani 1 bölü 0,6. Yani 10 bölü 6 geldi ki o değer 5 bölü 3 yapar. Peki QC değeri 5 bölü 3 onu bulduk. Ama KC değerimiz kaçtı? 4. Demek ki şu sonucu çıkarttık. KC değeri QC değerinden daha büyük. Eğer QC değeri KC değerinden küçükse burada olduğu gibi dengeye ulaşana kadar QC değeri artmalı. Çünkü denge koşulu Kc'nin Qc'ye eşit olması. Denge kesirinin artması için denge ürünler lehine hareket etmeli. Çünkü ürün bölü giren diye hesaplıyordum. O zaman reaksiyon dengede mi? Hayır reaksiyon dengede değil. Dengeye ulaştığında toplam mol sayısı değişmez. Ürünler lehine de gitsem 1, 1, 2 harcarken yerine 2 geliyor. Ürün kat sayısı giren kat sayısına eşit. Dolayısıyla değişmez. Dengeye ulaşana kadar ileri yöndeki hız geri yöndeki hızdan büyük olur. Onun için zaten ürünlerle yine hareket ettik. Dolayısıyla bu ifade doğru. O halde doğru olanlar 2 ve 3 yani D seçeneği. Reaksiyonun T derecedeki denge sabiti KC'si 2'ymiş. Bize bazı mol değerleri vermiş. X'in molünün 1 mol, Y'nin molünün 2 mol, Z'nin molünün 4 mol olduğunu biliyorum. Ve belli ki sistem dengede değil çünkü dengeye ulaşabilmesi için bu işlemlerden hangileri uygulanabilir diye soruyor. Biz de o zaman bunları ekledikten sonraki durumu konuşalım. 1 mol x eklesem ne olur? 1 mol bir 1 mol daha x eklesem demek ki burası 2 mol olur. 2 mol olursa ben bir değer hesaplayayım. Yani denge sabiti z'nin derişimi yani 4'ün derişiminin karesi ikinci kuvveti. Hacim de birlikte olduğu için molleri molerite gibi kullanabiliyorum. Bölü x'in derişiminin karesi 2 almıştık artık 2'nin karesi çarpı y'nin derişiminin kendisi yani 2. Bu işlemi yaparsam ne geliyor hocam? Yani yukarısı 16 aşağısı da 8. 16 bölü 8'den 2. Demek ki birinci işlem olur. 2 mol z çekilmesi. Şimdi onu da farklı bir renkle deneyelim. Yani şu değerleri bir daha yazacağım. Ortama. Bundan 1 mol vardı. Bundan 2 mol vardı. Bundan da 4 mol. Ortamdan 2 mol z'yi uzaklaştırırsam artık 2 mol z varmış gibi davranacağım. Tekrar hesaplıyorum. 2'nin karesi bölü 1'in karesi çarpı 2. Peki 4 bölü 2'den değer 2. Yani bu doludur. 6 mol Y eklenmeli. Şimdi bir de onunla deneyelim. Farklı bir renkle. Bu sefer de Y ekleyeceğim. Yani bundan 1 mol vardı. Bundan 2 mol. Bundan 4 mol. 6 mol Y eklersem burası olur 8 mol. Şimdi bir daha hesaplayalım. Z'nin derişiminin karesi. 4'ün karesi. X'in derişimi 1. 1'in karesi. Çarpı Y'nin derişimi 8. 16 bölü 8'den dolayı yine 2 oldu. Dolayısıyla bunların hepsi mümkün. Yani hepsi yapılabilirmiş cevabımız e seçeneği. 1 litrelik sabit hacimli kapta. Yani hacim düşünmesek de olur. 2 mol x yazalım. 0,4 mol y. Ve 1,6 mol z gazları tepkimesine göre denge halindedir. Dengede ise hemen bir kc hesaplıyorum. Z'nin derişimi 1,6 bölü. X'in derişimi 2 ve y'nin derişimi de 0,4. O zaman sadeleştirirsek şurası 4. 4 bölü 2'den dolayı kc değerimiz 2. Kaba 0,4 mol y, 0,4 mol z aynı anda ekleniyormuş. Ekleyelim. Şimdi bu denge. Hatta birinci denge. Şimdi etki. 0,4 mol y eklersem burası artı 0,4 buna yok. Artı 0,4 mol z ekledim. Şimdi toplamda y'yi de z'yi de arttırdım. E peki. Bu işlemle ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Eğer böyle yaparsam sistem nereye hareket eder dengede mi değil mi bunu hesaplayacağım. Şimdilik elimizde ne var? Bundan 2 var. Bundan 0.8 var. Bundan ise 2 mol var. Nereye hareket edeceğini anlamak için bir denge kesri kullanalım. Yani QC. Ürün bölü giren. Z'nin derişimi 2 bölü. X'in derişimi 2. Y'nin derişimi ise artık 0.8 oldu. Bunlar gitti 1 bölü 0.8 yani 10 bölü 8 yani 5 bölü 4. Bulduğum QC değeri KC değerinden küçük. O zaman QC değerini arttırabilip KC'ye eşit olmalı ki dengeye gelsin. O halde tepkime ürünlerle lehine hareket eder ki QC değerini arttırsın dengeye gelsin. Bir bakalım şimdi. Denge sabiti KC 2'dir bunu bulmuştuk. Sistemin dengesi ürünler lehine bozulur bunu konuştuk. Dengedeki Y'nin derişimi Y şu an 0.8 ürünlere doğru gittikçe o azalacak x de azalacak ama y z ise artacak. Dolayısıyla büyüktür demiş. 0.8'den küçük olacak bu yanlış. Dengedeki z'nin derişimi 2 molardan büyüktür. Z şu an 2 ama 2 artayan olacak doğru. Kaptaki toplam mol sayısı 4'ten büyük. İlk durumda ne kadar gaz vardı? 2, 0.4, 1.6, 4 mol gaz vardı. Peki, toplam mol sayısı 4'ten büyük. 4.8'den küçüktür. Bunu anlamaya çalışıyorum. 4'ten büyük olduğu belli mi? 4'ten büyük olduğu belli. Neden? Çünkü ben 0.8 mol gaz ekledim. Yaptığım iş bu. Yani biz bu sistemin üzerine 0.4 mol ve 0.4 mol daha gaz ekledik. 0.4 mol ye, 0.4 mol ye. O zaman 2 vardı. 0.4 vardı, 1.6 vardı. 0.4 ekledim, 0.4 ekledim. Toplamda ne kadar gaz oldu? Ona bakalım. 2, 0, 4, 4, Şurası 4.8 mol oldu. E dolayısıyla ürünlere doğru gittikçe de katsayısı sayısı 2, kat sayısı 1 artık 4.8'den küçük olacak. Ama ilk durum olan 4'ten de nasıl olacak? Büyük olacak. 4 ile 4.8 arasında. Dolayısıyla doğru. Yani yanlış verilmiş olan C seçeneği. T derecede denge sabit 16'ymış bu sistemin. 3'er mol H2, Cl2 ve Cl gazları sisteme koymuşuz. Yani şöyle yapalım. Bundan 3 mol var. Bundan 3 mol var. Bundan 3 mol var. Ama şu halleriyle sistem 1 litrelik kapta denge deme değil mi anlamak için bir denge kesir hesaplıyorum. Ürün bölü giren aynen denge sahipleri hesaplamak gibi. HCl'nin derişiminin ikinci kuvveti yani 3'ün karesi bölü 3 çarpı 3 yani yine 3'ün karesi dolayısıyla 1. Halbuki Kc'nin 16 olmasını istiyorum. Demek ki Qc değeri Kc değerinden Qc değeri 1 Kc değeri 16 daha küçük bir değer. Dengeye gelebilmesi için bu iki değerin birbirine eşit olması lazım. O zaman denge kesri artmalı. Artması için ürün bölü giren diye hesapladığım için tepkimenin ürünler lehine hareket etmesi lazım. Yani eksen daha hızlı hareket etmesi lazım. Eksen artı iken. Dengeye ulaştığında 3 eksi n mol, 3 eksi n mol, 3 artı 2 n mol gaz var. Bunları bulduk. Şimdi bu değerleri kullanarak denge sabitliğine eşitlik sağlayabilirim. 3 artı 2 n'in karesi bölü 3 eksen çarpı 3 n yani karesi eşittir denge sabiti. Denge sabiti 16 idi. Yani kc'ye eşit yani 16'ya eşit. Her iki tarafın karekökünü alıyorum. Böylelikle 3 artı 2 n bölü 3 eksi n eşittir 4 geliyor. 12 eksi 4 n eşittir 3 artı 2 n. 6 n eşittir 9. Dolayısıyla n eşittir 9 bölü 6 yani 3 bölü 2, bir buçuk olarak buluyorum. Şimdi bakalım ne soruyor? Bize denge ulaşan sistemdeki her bir gazın mol sayısını soruyor. H2, 3 eksi n, n yerine 1 buçuk yazarsam 1 buçuk mol. N yerine 1 buçuk yazarsam 1 buçuk mol. N yerine 1 buçuk yazarsam 2 n olduğu için 3, 3 artı 3'ten dolayı 6. Yani 1 buçuk, 1 buçuk, 6 cevabımız B seçeneği olur. Tepkimi test santigrat derecede Kc'sinin 4 olduğu bize verilmiş. Tamam. Bu tepkime için birer litrelik 3 farklı kapta birer litre yani hacimlerle uğraşmamıza gerek yok. Yani mol bölü hacimdi bire bölünce mol molarite eşit olmuş oldu. Kapta bulunan CO2 ve CO2'nin mol sayıları tabloda verilmiş. Bir süre sonra 3 tepkime kabını da aynı sıcakta sistem dengeye ulaşıyormuş. Buna göre dengedeki yani şu değerler değil de dengeye ulaştığı değerleri konuşacağız. Gaz basınçları aşağıdakilerden hangisi de doğru karşılaştırmış? Birinci durum, ikinci durum, üçüncü durum hepsi için yazacağım. Onun üzerine konuşacağız. Birincisi için yazalım. 2 co artı o 2 ok 2 co 2. Birincideki değerleri yazıyorum. Bir bakalım. Yani tik atmayalım. Doğruymuş gibi algılanmasın bilmiyoruz. 5 mol, 4 mol, 4 mol. Yani şu 5 mol, bu 4 mol, bu da 4 mol. Sistem dengede mi değil mi? Önce bir karar verelim. Hemen QC. Ürün Co 2 4'ün karesi bölü Co 5'in karesi çarpı 4. Şunun bir tanesi gitti. Dolayısıyla 4 bölü 25 buldum. Halbuki Kc değeri 4'tü. Bu değer ondan daha küçük. O halde sistemimiz dengeye ulaşana kadar şöyle diyelim. Bu tepkime için Qc küçük Kc bulduğum için Qc değerini arttırmalı. Yani ürünlerle yine gitmeli. Ürünlerle yine hareket ederse şöyle yuvarlak için alayım. 2 3 harcarsam yerine 2 geliyor. Dolayısıyla gazın mol sayısı azalıyor. Şu an ne kadar var hocam? 5, 4, 4, 9, 13 mol. O halde dengeye ulaştığında 13'ten daha az mole sahip olacak. Yani mol sayısı 13 mol'den az olacak. Peki şimdi ikincisi için yazalım. Yine aynı şekilde yazıyorum. Co, 2Co, artı O2, O, 2 ok, 2 co 2 Peki verilen değerlere bakıyorum. 4, 1, 8 sırasıyla. 4, 1, 8. Hemen QC hesaplıyorum. 8'in karesi bölü 4'ün karesi çarpı 1. Dolayısıyla 64 bölü 16'dan dolayı 4 geliyor. Demek ki sistem yani KC değerine eşit sistem dengede. QC eşit KC dengede olduğu için herhangi bir işlem yapmam mol sayıları böyle korunur. Yani 8 toplayalım. 5, 8 daha 13 mol. Bu tam 13 mol. Bu 13 molden daha az. Peki şuna bakalım. Şimdi hatta şuraya da yazabilirim. Buradaki toplam mol n diyelim ona. Küçük 13. Buradaki toplam mol ise dengeye ulaştığında 13 mol olacak. Şöyle düzelteyim. 13 mol. Bir de buna bakalım. 2, 4, 8 olarak verilmiş. Yine yazalım. 2 co artı o 2. İşlem yapabilmek için hepsini 13 ile başlatmışız. 2 mol. 4 mol ve 8 mol. Hemen bir QC hesaplıyorum. QC değeri 8 bu arada şu karesiydi. Düzeltelim. 8'in karesi bölü 2'nin karesi çarpı 4. Yani ne geliyor hocam? 64 bölü 16. O da 4 olarak geliyor. Yani bu sistemde QC eşittir KC. Yani dengede. Peki o zaman kaç mol var? Ona bakalım. Şöyle bakıyorum. 6, 8 daha 14 mol. Demek ki başlangıçta 14 mol vardı ve 14 mol hala korunuyor. Yani değer değişmedi. O halde son durumda gaz basınçlarını karşılaştıracak olursam gazın mol sayısı diğer kuşlar aynı olduğu için en fazla olan 3. de basınç en fazla olmalı. Sonra gazın mol sayısı 2. de yani molleri arasındaki ilişkiyi sıralayalım. 3 büyük, 2 büyük, 1 şeklinde olduğuna göre basınçları arasındaki ilişki de 3 büyük, 2 büyük, 1 şeklinde olmalı. Cevap da D seçeneğidir. Tepkimesinin T derecelik denge sabiti Kc'si 16. 2 litrelik sabit hacmi kapta 0,7 mol x2. Şuraya bir yazalım. 0,7 mol. 0,7 mol y2 ve 1,6 mol xy gazları bulunan sistem aynı sıcakta bir müddet sonra dengeye ulaşır. Demek ki şu an dengede değil. Peki dengeye ulaşmak için nereye hareket etmeli? Onun için bir denge kesiri. Eşittir. Bu arada 2 litrelik kapı olduğunu unutmayalım. 2 litrelik. Demek ki hacmi kullanarak ben derişimleri önce hesaplayabilirim. Yani bu 1.6 mol bölü 2 litre. E dolayısıyla mol bölü litreleri buraya yazmayayım. Bunların mol değerleri olduğunu bil. O zaman 1.6 bölü 2 molar ama katsayısı 2 olduğu için karesi bölü 0.7 bölü 2 çarpı 0.7 bölü 2. Gördüğünüz üzere ikiler birbirini ne yapacak? Götürecek. Yani giren gaz katısı, sürün gaz katısı eşitse hacmi kullanmadan da KC hesaplama şansım vardı. O halde ne geldi? 1.6 çarpı 1.6 bölü 0.7 çarpı 0.7. Yani 16 çarpı 16 bölü 7 çarpı 7. Yani aslında 256 bölü 49 gibi bir değer geldi. Bu değer yani yaklaşık olarak 5 ile 5 gibi bir şey. 5 ile 6 arasında bir değer yaklaşık olarak. Kc ise 16. Bu değer olan Qc, Kc'den küçük. O halde Qc dengeye gelene kadar Qc değeri artmalı. Yani tepkime ürünlerle yine hareket etmeli. Yine de bakalım şimdi. Dengeye ulaşma süreci ile ilgili çizilen grafiklerinden hangileri doğrudur diyor. Değerler de verilmiş burada. Onları da kontrol edeceğiz. Dolayısıyla şurada işlem yapalım. x2 artı y2 ok 2xy. Bu 0.35 molardı. Bu da 0.35 molardı ama biz istersek mol üzerinden işlemlerimizi yaparız. Sonra mol eriteye çeviririz. 0.7, 0.7 bu da 1.67. Yani giren gaz kasası, ürün gaz kasası eşit olduğu için. Ürünlere doğru gidecek eksen, eksen artı iken olacak. Dengede bundan 0.7 eksen, bundan 0.7 eksen var. Bundan ise 1.6 artı iken var. Bak bunları kullanalım. Hemen bir KC hesaplayalım. 1.6 artı 2e'nin karesi. 1.6 artı 2e'nin parantez karesi bölü 0.7 eksi n çarpı 0.7 eksi yani karesi. Ürün bölü giren yaptım. Eşittir kc artı dengede. Yani 16 olmalı. Peki her iki tarafın kare kökünü alırsam işlemde ne gelecek? Burası 4 olarak gelecek. Çarptığım 2.8 eksi 4n yani eşittir 1.6 artı 2n n'i buraya taşıdık. 6 n yani eşittir. Onu da oraya attık. 1.2 n eşittir. 0.2 geliyor. O zaman şu 0.7 eksi n dediğimiz değer 0.5. Hacim 2 litre olduğu için 0.5 bölü 2'den 0.25 molar. Yani dengede bu 0.7 mol bu da 0.5 mol. Hacim 2 litre olduğu için 0.7 bölü 2 0.5 bölü 2. Yani bu doğru. Peki y'nin mol sayısı yani mol kullanmamızın da bir amacı varmış. Bak bu 0.5 mol X'ye ise en gördüğüm yere 0.2 yazıyordum. 0.2 yazarsam 0.4 yani 2 mol ulaşmalı. 1.6'dan 2'ye ulaşmış bu doğru verilmiş. Tepkimi hızı tepkimi ürünlerle yine hareket ettiğine göre başlangıçta hiç girenler yok muydu ki geri tepkimi yok? Başlangıçta X'ye vardı o zaman geri tepkimin hızı 0'dan başlamamalıydı dolayısıyla bu yanlış. O halde doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği.